Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar, Kanton Graubünden'deyim, dağlık yerdeyim. Bu gördüğünüz şehir, bu gördüğünüz evler Kur şehrinde kalıyor. Neden buradayım? Arkadaşlar, burada çalıştım, işim bitti. Şimdi geri döneceğim. Yol üstünde bir ufak iş daha var, onu da yapacağım. Ondan sonra efendime söyleyeyim, eve doğru yolculuk. Buradan bizim eve arabayla aşağı yukarı 1,5 saat, 1 saat 45 dakika filan sürüyor. Otobandan yani bir ufak bir işim daha var, 1 saatlik bir işim daha var, onu da yaptım ve ondan sonra doğru eve gideceğim. Arkadaşlar, konumuz o değil. Size Kur şehrini de göstermek istiyorum. Biliyorum yeni aboneler geldi. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biri gidiyor, iki geliyor, iki geliyor, gidiyor, iki geliyor, üç gidiyor, üç geliyor filan. Aboneler de tabii değişiyor. Neden değişiyor? Bazıları Sıla Yolu için abone oldu. Şimdi herhalde ihtiyaçları yok, onun için beni terk ediyorlar. Ama olsun, yeni aboneler geliyor. Yeni abonelere hoş geldiniz diyorum. Sefa getirdiniz. Beni tanımayanlar, kendimi aceleden tanıtayım. İsviçre'de yaşıyorum. 54 yaşındayım. Bir oğlum var, evliyim. İsviçre'de teknisyenlik yapıyorum. Esas mesleğim kalefercilik. Kalefer teknisyeni. Okulunu yaptım zamanında, ama ondan sonra çeşit türlü okullarla, kurslarla buralara kadar geldik. Şimdi çalıştığım iş özel bir iş. Ne işi? Yangın üzerine, su üzerine, duman üzerine sistemlerimiz var. Yani onlara karşı herhangi bir yangın çıktığı zaman söndürmek, duman olduğu zaman dışarı atmak, su geldiği zaman, sel bastığı zaman onun önüne bariyerler otomatikmen dizmek benim işim bu. Arkadaşlar, bizim şirketimiz bu sistemleri satıyor. Ben de bu sistemlerin senelik kontrollerini yapıyorum. Yani Almanya'da ne deniyor? Tüf gibi tüf veriyorum. Vinyetlisini yapıştırıyorum. Yani kontrol edilmiştir, çalışıyordur diye. Bu işlerle uğraşıyorum. Yani ekmek paramı bu işten kazanıyorum şu anda İsviçre'de. Emekliliğe ne kaldı? Az kaldı. 11 sene kaldı. İsviçre'de 65 yaşına kadar çalışılıyor şu an. Tabii ki İsviçre'de de 67'ye çıkarmak istiyorlar. Almanya'da 67 oldu. 69'a çıkarmak istiyorlar. Ama bana soracak olursanız akıl almaz bir şey. Çünkü neden? Efendime söyleyeyim. 60 yaşından sonra kimseye iş vermiyorlar ki. Yani işini kaybettin, herhangi bir şirket kapandı, işsiz kaldın. 60 yaşından sonra iş bulmak İsviçre'de, Almanya'da, Avrupa'da da çok zor. Arkadaşlar, inşallah sesim güzel geliyordur. Dün bir arkadaşımız yazdı, abi sesin boğuluyor diye, ama o videoyu otobanda yapmıştım. Tabii ki yan sesler de çok olduğu için o zaman sesim de iyi duyulmuyor. Öyle otobanlarda çekim yaptığım zaman herhalde ekstern bir mikrofon kullanmam gerekiyor artık. Öyle de böyle de onu da bir gün herhalde alacağız. Biliyorsunuz, her şeyi beraber birden alamıyoruz. Tabii her şey parayla. İsviçre'de de parayla. İsviçre'de de yani tabii imkanlarımız olsa bile parayı burada da tabii ki yoldan toplamıyoruz. Arkadaşlar, bu arada bakın, Kur şehrinin eski merkezine geldik. Bu evler Kur şehrinin en eski evleri sayılır. Bakın, cadde bile çok dar, yani eskiden kalma olduğu için. Yani şimdi bugünkü trafik kanunlarında bu müsaade edilmez, bu evler yani bu kadar yan yana yapılması. Ama tabii bu binalar eskilerden kalma. Burada eskilerden ne geçiyordu? At arabası geçiyordu. Şu soldaki, karşıdaki evlere bakın.
bunlar hep eskilerden kalma, hemşerime yol vereyim. Bu araba kullanmasını daha yeni öğreniyor. Bakın arkasında L var. Şu evlerin güzelliğine bakın. Arkadaşlar bu eski evler benim şahsen çok hoşuma gidiyor gerçekten. Yani bu yeni modern evlerden daha fazla hoşuma gidiyor. Şurada da var. Bakın bunlar hep eskilerden kalma. Şu evin ön, bu evin önünden bir nehir geçiyor hatta. Ama şimdi gösteremeyeceğim. Burası biraz evvel söylediğim gibi Kur şehri. Yani Kanton Graubünden'in baş şehri olmuş oluyor. Her kantonun bir baş şehri var. Kur da Kanton Graubünden'in baş şehri. Şimdi ileride sol tarafta tiyatro binası gelecek. Şöyle göstereyim. Bunlar da eski binalar. Bunlar da eskilerden kalma binalar. Şu da eskilerden kalma. Gene ben kamerayı monte edeyim. Şansımıza yine kırmızı yandı. Olsun. Bu arada biraz size lak lak yapar. Anlatırım. Arkadaşlar yavaş yavaş sonbahar gelmeye başladı. Amcam da kırmızıda geçiyor. Kardeşim bize de yasak kırmızıda geçmeye. Ne kırmızıda geçiyorsun? Herkes kurallara uysun. Şu sol tarafta bir dakika, bu değil. Bu bina yeni mi yapıldı buraya ya? Ha, şu sol tarafta arkadaşlar burada inşaat var. Şurası Kur Tiyatrosu. Burada senede bir kere işim var. Şimdi şuradan şöyle bir dönelim. Bir daha göreceksiniz. Şu bina. Bir kere onun, bir senede bir kere yani oraya da geliyorum. Onun içinde sistemlerimiz var. Onları kontrol ediyorum. Bakın alışveriş mağazaları filan. Fuşt elektronik üzerine. Buzdolabından tut bilgisayara kadar. Telefon, cep telefonuna kadar her şeyi satıyor bunlar. Eylül ayındayız arkadaşlar, yani uzun sürmez buralara kar yağar. Eh be kardeşim, döneceksin ama herhalde Ekim olacak dönene kadar. Arkadaşlar nerede kalmıştık? Her neyse, biraz da şaka olsun. bir aya kadar kalmaz buralara kar yağar, çünkü yüksek taraflara pazar günü kar yağdı. Bir yarım metre kar yağmış. Yani tabii şimdi Eylül ayında da yazlık lastiklerle geziyor insanlar. Ama burada oturanlar, bu çevrede oturanlar genelde yani arabaları 4 çekişlidir. Yani hem ön tekerlek hem arka tekerlekler. Yani 4-4'lü mü oluyor? Nasıl deniyor Türkçe? 4 çekişlidir. Bizim kaldığımız bölgede kar daha az olduğu için bizim arabalarımız genellikle ya önden çekiş ya arkadan çekiş yani. Ama tabii kışın kış lastiği mecbur. Bizim orada da yazlık lastikle geçiremezsin. Yani bazen Şubat oluyor. Bizim oralara kar yağmıyor. Yağmıyor ama diyorsun ki ya ilkbahar gelecek, şimdi bir bakmışsın bir gecede yarım metre kar yağıyor. Yani İsviçre'nin havasından şey olmaz yani, şakası olmaz. Bir gecede yarım metre kar yağabilir bizim olduğumuz bölgeye bile yani. Ve bu Alp dağlarında arkadaşlar, Alp dağlarında ben kendi gözümle gördüm. İnanın bana, yani yüksek 3000 metre 4000 metre yükseklikte 7 metre ile 10 metre arası kar oluyor. Ve belki diyeceksiniz amma abarttın, abartmadım, bu doğrudur, gidin araştırın, sorun soruşturun, ben kendi gözümden gördüm. Kendi gözümden gördüm, çünkü Mayıs Haziran'da yollar anca açılıyor orada. Eskiden motor kullanıyordum, cuma günü haber geldi bilmem ne dağının yollarını açmışlar da, yarısı gün motorla gittim. Tatepe'ye çıktığım zaman yani böyle bir kanalın içinde gidiyordum. Sağımda solumda 7 metre 6-7 metre yüksekliğinde kar vardı. Bu Mayıs Haziran ayındaydı. Yani demek oluyor ki Ocak Şubat'ta daha da fazla.
Yani gerçekten o kadar çok kar oluyor. Arkadaşlar, Kuğur'un merkezini geçtik. Şimdi Kuğur'un dışına doğru ilerliyoruz. Bakın, ağaçlar yavaş yavaş renklerini kaybetmeye başladı. Sonbahar yavaş yavaş selam veriyor. Ya her yer inşaat kardeşim ya. Her yer inşaat ya. Geçen de birisi yazmış, ömür biter yol bitmez. Ben de diyorum ki ömür biter inşaat bitmez. Aynısı. Hemşerim, 1000 yaşına gel, bu dünyanın ne işi biter, ne inşaatı biter, ne de yolu biter. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. İnşallah bunu da duymuşsunuzdur. Arkadaşlar, herhangi bir konuda yanlış düşüncem var ise bana kendi düşüncelerinizi tabii yazabilirsiniz. İnsan gibi, adam gibi. Ben de bunu kabul ediyorum yani. Ama böyle kalp kırarak değil lütfen. İnsan gibi, abi sen yanlış düşünüyorsun, şöyle böyle de yazabilirsiniz. Her insanın bir söz hakkı vardır. Ve her insanı bir dinlemek lazım. Bu adam ne diyor? Ne düşündü de bunu diyor yani? Burger King. Burada Burger King var. Türkiye Antalya Havaalanı'nda da var Burger King. Herhalde Antalya'da varsa Ankara'da da vardır, İstanbul'da da vardır. Bunu Türkiye'de olanlar bilir. Bana abonelerim yazar bunu. Var mı yok mu? İzmir'de mesela Burger King var mı? Bursa'da Burger King var mı? Herhalde var. Alanya Havaalanı'nda olduğuna göre orada da olması lazım. McDonald's muhakkak vardır. McDonald's galiba Afrika'da ormanda bile var. Evet, değerli seyirciler, arkadaşlarım, biraz muhabbet oldu. Teşekkür ederim beni izlediniz. Bu arada Kuğur şehrini gördünüz. Yazılışı C-H-U-R olarak yazılıyor. Kuğur deniyor. Ve buranın Almancası yine biraz başkadır. Yani bizim Almancamıza benzemez. Burası biraz daha kaba konuşuyor bunlar. Dağlık yer olduğu için, herhalde onun için buranın dili biraz kabadır. Arkadaşlar, fazla uzatmayayım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz, beni seyrettiğiniz için. Abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevinirim, gurur duyarım. En sonunda ne diyorum videoların? Sağlık en mühim. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.